Merhabalar, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ben Yasemin. Merhaba, Melisa. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Aylin Hanım'ın karşılaması çok tatlıydı, çok sıcakkanlıydı. Aylin Hanım iyi bir ev sahibine benziyor ama göreceğiz zamanla bunu. Ben de karşılamasını beğendim ama benim için bu yarışma hamaratlık ve lezzet olduğu için yemeklerine bakacağım. Ona göre genel bir değerlendirmeyi o zaman yapacağım. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk ev sahibi olaraktan. Nasılsınız? Teşekkürler, sizi sormalı. Teşekkür ederim, ben deyim. Ya senin ablama nasıl heyecanlı bakıyorsun? Ya evet, arkada. Herkeste tabii ki bir heyecan var. Haftanın ilk günü, ilk defa televizyona çıkıyoruz, bilmiyorum ilk defa mı ama. Yeni insanlarla tanışıyoruz. Bu heyecanı hepiniz de anlıyorum. Rahat olun, evdeyiz düşünün. Komşumuzla çaya geldik ama aynı zamanda 50 bin TL için buradayız tabii ki de. Öyle değil mi Abdülkadir Bey? Sizde de inanılmaz bir heyecan var. Şu an nefes alışınızdan anlıyorum. Ben buraya keşfedilmeye geldim zaten. İnşallah da keşfolacağım ve 50 bin TL'yi alıp da gideceğim. Beyefendiye 50 bin TL'yi verelim. Bayağı direkt alıp gitme derdinde. Ben verirsem alır. Ben istemeyeceğim zaten, alıp gideceğim. Öyle mi? Peki. Yasemin ablanın gözlerine baksana, hiç 50 bin TL'yi kaptıracak gibi duruyor mu? Göreceğiz, marifetlerimiz. Değil mi Kadir? Değil mi? Mutfaktaki marifetini göreceğiz. Efendim? Orası hiç belli olmaz. Aynen öyle. Burada neler söylüyoruz ama mutfağa girdikten sonra neler oluyor neler. Şöyle kısaca bir arkadaşlarımızı tanıyalım. Bu hafta kimlerle yarışıyoruz? Seyircilerimiz gördü ama biz de şöyle bir... Melisa'cığım hoş geldin tekrar. Hoş buldum Kadir Bey. Nereden geliyorsun? Kaç yaşındasın? Ne işle meşgulsün? Antalya'dan geliyorum. Aslen Çorumluyum. 26 yaşındayım. Aşçı yardımcısıyım bir otelde. Geçen hafta da bir aşçı yardımcımız vardı. Bir ana yemek yaptı, inanır mısınız? Yani altındaki döküm tava etten daha yumuşaktı diyebilirim. O derece bir ana yemek çıkarttı. Göreceğiz bakalım performansınız tabii ki. Diğer yarışmacı arkadaşları böyle aşçılık, şeflik korkutuyor mu gözünü Yasemin abla? Hayır, hayır. O göz korkar mı? Korkar mıyım? Bence korkmaz. Ben anlatayım sana. Buyurun efendim, siz anlatın kendinizi. Ben anlatayım. Ankara'da yaşıyorum, ev hanımıyım. Kendi evimin şefiyim. İddialıyım. Kazanacağıma da inanıyorum. Kaç yıllık ev şefisiniz? 27 yıllık ev şefiyim. 27 yıllık ev şefisiniz. Ev. Nice misafirler evet, ağırladınız. Evet, bunun bir 23 yılını da anne evinde şeftim. Ha, o bekarken de boş durmadınız. Ay tabii, 11 yaşında mutfağa girdim ben. Maşallah. Tezgaha boyum yetmiyorken annem bana yemek yaptırdı. Abdülkadir Bey, siz kaç yaşındasınız? Ben 27 yaşındayım, orada Faslalıyım. Yani ilk günüm olduğum için biraz heyecan var. Tabii ki doğal. Ve dün 50 kişilik bir rezervasyonum vardı. Hepsi spesiyel yemek yapmıştım. Dünü yoğun bir şekilde geçirdim. Bayağı yoruldum. Onun üstüne bir de kalktın, yarışmaya evet, geldin. Aynen öyle. Ondan sonra sabaha kadar uyuyamadım zaten heyecandan. Büyük bir heyecan var üzerimde. Ama bu heyecanımı ilk günde atacağım. Ama kendine güveniyorsun. Bu heyecanı sadece televizyonla yok. Alakalı aynen galiba. Aynen öyle. Zaten benim 85 çeşit spesiyelim var. Kendime ait. Ben yemeğin tadına bakarım. Yiyeceğim yemeğe bakarım. 85 çeşit olsa ne? 100 çeşit olsa bana ne? Şükrün ablacığım, siz ne? Yarışmacılarımızı tanıdığınızda ne düşünüyorsunuz? Kendinizi şanslı hissediyor musunuz efendim? Evet, kendimi çok şanslı hissediyorum. Hangi konuda şanslı hissediyorsunuz? Yemek konusunda. Kolay yarışmacılar mı var? Bana göre öyle. Ummadık. Taş başlayabilir ama Şükran Hanım. Hadi bakalım görelim. Mesela tecrübe ise ben 17 yaşından beri bu sektörün içindeyim. Anneden geliyor benim bu mücadelem, bu yemek aşkım. Yani evde yapmaya benzemiyor. Sıra geldi ev sahibimiz. Asıl bomba orada. Bir Aylin Hanım'ı bir tanıyalım birazcık. Hemen kendimden bahsedeyim. Ankara'dan geliyorum. 39 yaşındayım. Evliyim. Bir tane oğlum var 17 yaşında. Güzellik merkezinde müdürlük yapıyorum. O ne güzel. Ben bayanları yönetiyorum. Yani bayanlarla aram çok iyidir. O yüzden sizinle de aram iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah. Ama Yasemin Hanım bana kötü bakıyor. Ay hayır. Yasemin Hanım böyle şey nazardan ya, çatlatmak için ya, veriyor evet, elektriğe, veriyor elektriğe. Yani bir yerlerim falan patlar mı acaba diye korkuyorum. Canım yok, korkma benden. Yok, eşimin, oğlumun gözleri de renkli, annemin de renkli. Severim gözleri renkli olan insanları. Peki siz normalde çalışıyorsunuz ama. Çalışıyorum tabii. Akşamlar mı gelip yemek yapıyorsunuz? Tabii akşamlar işten gelip. Bazen akşam eve geldiğimde yemeği hazırlıyorum, sabah hazır olsun. Melisa sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani yapmak isteyen her türlü yapabilir. İlla ev hanımı olmamıza gerek yok. Çalışıp çocuk yapan, yani ev işleriyle ilgilenen çok kadın var. Tabii ki her şeye yetişen var ama evet. Kimisi mesela Yasemin Hanım gibi ya da Şükran Hanım gibi uzun yıllar ev hanımı ev yapmış şefiyim. İnsanlar. Ev şefiyim. Onlar ev şefi. Çalışan kadınlara baktığında hani ne kadar yetiştirebilirsin ki? Öyle ama ev hanımlığı tecrübe ister yani bunlar. Ya önemli olan hem çalışıp hem evde çalışmak. İşte göreceğiz bakalım. 84'üyüm, 44'üyüm. Çok amaratım. Parmağımda o marifet var. Bak. Evet.
Siz Ankara'dan geldiniz. Yasemin Hanım da Ankara'dan geldi. Elektriniz pek uydu ama maşallah. Evet. Pek uydu hemşerim. O zaman biz kahvelerimizi alalım Yasemin Hanım. Nasıl içeriz kahvelerimizi? Sade alalım. Sade. Ben de sade. Tamam. Benim fincanıma şeker atsan yeterli. Tabii. Yeter ki şeker at. Tabii ki. Hemen hazırlıyorum. Evet, Şükran Hanım yalnız kendini şanslı hissetti. Fark ettiniz mi az önce? Bu hafta geldiği için. Niye efendim, kolay yarışmacılar mı gördünüz karşınızda? Ya öyle geldi. Kız, yanındaki adam kitap çıkartacağım diye. Ben yemeğin pişirmenin kitabını, misafir ağırlamanın kitabını yazmışım. Ha, nereye astınız? Nereye astın? Herkesin zamanında, şey kadında. Siz günde bir iki tane misafir ağırlarsınız ama biz günde yani 100 kuver veriyoruz. 100 ne veriyorsunuz? Kuver, yani 100 masa, 100 misafirimiz geliyor. Onun daha fazlası geliyor. Geçen hafta biz hani hepsi burada spesiyel dediğimiz şey en iyi yaptığın yemek olarak adlandırıyorduk. Aslında öyle değilmiş. Hayır, sizin benim, kendi... kendime ait 85 çeşit benim spesiyelim. 85 evet. Çeşit spesiyelim evet. Var. Teşekkür ederim. O heyecandan sehpa çıkarmadan gitti galiba. Şimdi sofra kurmak da önemli. Tamam işte, otur sıfır diyeceğim şimdi. Ne? Ha, öyle hemen keskin misin? Tabii keskinimdir ya. Aylin Hanım'ın kahve sunumunu iyi bulmadım. Benim 17 yaşındaki oğlum bile daha şık, daha güzel kahve sunumları yapar. Kahve sunumunu yaparken gözüme küçük bir detay geldi ve bunu beklemiyordum. Suda saç vardı. Kendisine de zaten söyledim. Kahveden çıkabiliyorsa yemeğin içinden çıkmayacağının garantisi yok. Bu arada Yasemin Hanım sana sıfır verdi, oturdun sen de. Neden? Tepsi şey... Sehpalar. Sehpaları koymadığınız için direkt Yasemin Hanım sıfır verdi. Sıfır verdi. Yasemin Hanım puanlaması biraz keskin. Sehpaları unuttu ama yemeğin tuzunu inşallah unutmaz. Yok, unutma, merak etme. Siz güzellik uzmanı dedi diye çok fazla ümitli değil misiniz yani? Yani herkes mesleğini yapsın. Aynen öyle, herkes mesleğini yapsın. O zaman herkes mesleğini yapacaksa. Nasıl? Tamam, herkes mesleğini yapacaksa o zaman sizler de evinizde işte, oturun. Bence çok büyük konuşmamak lazım. Evet, Aylin Hanım'ın menüsünü de merak ediyoruz. Şimdi ta Ankara'lardan çıktı geldi. İnşallah dolu dolu bir menüyle gelmiştir. Rakiplerini tabi bilmeden bu menüyü yazdın ama şu anda bir aşçı yardımcımız, bir şef, iki tane de uzun yıllar ev hanımlığı yapmış hanımefendi var, tecrübelerini konuşturacaklar. Merak ediyorum, bizi şaşırtacak mı menü acaba, dinleyelim mi? Dinleyelim. Hazırsınız Aylin Hanımcığım. Aylin Hanım'ın menüsü çorba, kremalı rokalı fesleğen çorbası, ara sıcak, avokadolu brusketta, yanında yeşil elmalı ve cevizli kereviz salatası, ana yemek et fajita, havuçlu körili finiş pilavı, salata yeşil mevsim salatası, tatlı limon soslu panna cotta. Şaşırttı mı menü seni? Yok. Öyle bir yok dedi ki. Şükran abla, sen nasıl buldun ben menüyü? Ben daha zor yani daha... Valla zor... çok basit buldum yani. Benim için... Hani böyle gençler toplanır. Akşam gençler böyle... toplanır. Acıkmışlar böyle hani yok. Bir... Bilmediğiniz bir yemeği nasıl beğenmiyorsunuz? Daha tadına bakmadınız. Mesela avokadolu broşette bir şey olacağını bilmediğiniz bir şeyi beğenmedim diyorsunuz. Beğenmedim demiyorum. Evet. Kolay diyor gerçekten. Yani. Ama neyi kolay işte? Beğenmedim dedim mi? Beğenmedim demedim. Ya, kolay dedim hani. Yani neyi kolay bu menünün? Yani hepsini at kızgın tavaya, soteli. Hayır, kabul etmiyorum. Asla öyle bir şey değil. Siz ne düşünüyorsunuz Yasemin Hanım? Bu konuda mı? Evet, menü için. Konusunda. Tatmin etti mi sizi? Menüyü biraz fazla isimler uzun uzun. Menü karışık, menü ağır gibi geliyor ama çok basit. Neden biliyor musunuz? Benim oğlum da yapıyor bunları. Fajitayı. Tabii. Panna cotta'yı. Panna cotta. Fajitayı yapıyor. Avokadoyu. Brusketta. O kadar da değil ama fajita için onu söyleyebilirim. Yapıyor yani çocuğum. Kaç yaşındaydı oğlunuz? 17 yaşında. Aylin 17 yaşında bir çocuğun yapabileceği yemekle yarışmaya mı katılmış? Bence yanlış düşünüyorsunuz. Benim oğlum da 17 yaşında. Yapabildiği yemeği söyleyeyim size, makarna. Hayır işte benim oğlum gerçekten. Çünkü ben annesiyim. Efendim? Eğitimini aldı mı? Fayita çok meraklı. Fayita mı değil? Yani aşçılık illa fayita yapabiliyorsun. Yani hayır. Damak tadı çok lezzetli. Bunun sebebi sen misin? Benim. Sen evet. Yaptın çocuğu ben böyle. Ben onu öyle yaptım. Niye evde böyle yemekleri tek incelettirdin mi? Ya da ne bileyim çok lezzetli yemekler yaptın evet. Da damağı ona mı alıştı? Evet. Mesela diyor ki bana anne geçen hafta yaptığın diyor işte şu yemek diyor. Daha lezzetliydi. Bunda ne yaptın diyor. Aa, bir de ayırt ediyor onları. Vallahi billahi ayırt ediyor. Sen bu kadar lezzetli yemek yapıyorsun. Adam nasıl dışarı gitsin? Ne bekliyorsun? Adam bu kadar lezzetli yemekleri bırakır da dışarı gider mi? Balkon tabii. Çıktı. Tabii. Onun sebebi de sensin. Peki bu bahar işine gelmek istiyorum. Yani dediğim gibi hiç abiyle bir bahar yaşamadınız mı? Sonbahar yaşadık. Yaprağı döktünüz.
Peki o yemek konusunda takdir ediyor musunuz? Yani eşinizden takdir alıyor musunuz? Şimdi onca yıl devirmişsiniz. Bak oğlunuz ne kadar güzel. Evet. Yemeğin güzel oğlum oluyor. Oğlum takdir ediyor. Ama eşim özene bözene yaptığım yemeği. Ya at tarafı et işte, at tavaya pişsin diyor. Ne bu kadar yordun kendine diyor. Evet. Ama eline at sağlık der. Ha. Yumurta da pişir, eline sağlık der. Çok uğraştım Selçuk. Ama bak, Yasemin senin için yaptım. Bu yemek nasıl güzel olmuş hayatım yok. Eşiniz yok canım. Beğenmezken bizim beğenmemize bence çarpmayın. Ama eşim. Beklemeyin. Eşinizin eşim. Beğenmesi. Eşler öyle. Peki efendim, yarışmacılarımız çok sevdiğim enerjileri çok güzel, herkese iddialı. Bu hafta hem eğleneceğiz hem de yorumlar yapacağız belli. Hanımları, beyleri uğurlayalım. Biz de Aylin Hanım'a temizlik için geleceğiz. Kovalarınızı doldurun, bekleyin bizi. Aylin Hanım'ın menüsünü çok basit buldum. Yarım saatte yapılacak bir şey yani. Aslında Şükran Hanım burada doğru söylemiş. Çok daha güzel bir çorba olabilirdi. Ben şimdi bu çorbanın kıvamına, lezzetine, sıcaklığına, sunumuna dikkat edip ona göre puanımı vereceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.